Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den Net Bilgisayar'dan ben Necdet. Bugün evden bir çekim yapmaya karar verdim. Biraz işler sıkıydı. Dükkandan bir çekim yapamadım. Arkadaşlar şimdi aşağı yukarı hemen hemen her gün bir video kanala atmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Epeyden beri kanal abonelerimizden gelen bir istek vardı. Bu sorun aslında ben de zaman zaman yaşıyorum. Benim buradaki müşterilerim de yaşıyor. Klasör oluşturuyoruz. İçerisine film yüklüyoruz, müzik yüklüyoruz veya bir program yüklüyoruz. Yedekleme yapıyoruz. Bir zaman sonra o dosya silinmez hale geliyor. Bununla ilgili çok sık sorular geliyor bana. Hadi dedim hem o sorunu halledelim. Hem de benim evde kullandığım laptopumda da o sorun ara sıra oluyor. Hatta bir tane oluştu bende. Şöyle tıkladığım zaman masaüstü geliyor ama aslında masaüstü değil. Sil dediğim zaman da silinmiyor. Yeniden dene. Silinmiyor arkadaşlar. Şimdi bunu diyelim ki bu klasörü ben dün oluşturdum veya evvelsi gün oluşturdum. Bunu nasıl sileceğiz arkadaşlar? Bunu silmenin iki yolu var. Ya programsız denetim masasına gireceğiz. Bu silinmeyen dosyaları silmenin iki yolu var arkadaşlar. Birincisi denetim masasından giriyoruz. Windows 10'da biraz karışık tabi. Windows 7'de falan daha farklı bu. Kurtarmayı tıkladığım zaman sistemi geri yükleyip aç diye bir sekme var. Arkadaşlar eğer dediğim gibi bugün ulaştıysa bugüne geri yüklememiz yeterli olacaktır ama diyelim ki dün veya evvelsi gün daha işte 3 gün 4 gün önce ulaştı. Şurada farklı bir geri yükleme noktası oluşturur. Butonunu tıklıyoruz. Düzeni onaylıyoruz. Next diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bir buton daha var. Bunu da tıklıyoruz arkadaşlar. Onay kutucuğu. Burada işte 10. aydan falan bahsediyor. 11. aydan bahsediyor. Bu dosyayı yüklediğimiz güne geri gittiğimizde zaman sistemi geri yüklediğimizde ben şimdi yapmayacağım. Uzun sürmesin videomuz. Bu dosyanın silindiğini göreceksiniz arkadaşlar. Yalnız bu sistemi geri yükleme o kadar da başarılı olmuyor. Zaman zaman başarısız oluyor. Çünkü bizim bu dosyayı bu hale getiren arkadaşlar büyük bir ihtimalle virüsten kaynaklanıyor. Bazı virüsler sistemi geri yüklemeyi de etkiliyor ve hiçbir şekilde sistem geri yüklenmiyor. Ta ki format atıncaya kadar o dosya orada kalıyor. Yani bazı dediğim gibi virüsler sistemi geri yüklemeye de bloke edebiliyor. Arkadaşlar ikinci bir yöntemine sıra geldi. İkinci yöntem de ben internet üzerinden bir program buldum. Şurada sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar RSR diye bir program. Gördüğünüz gibi RSR 6.0. Bunu next deyip şuradan onaylıyoruz. Kuruyoruz. Ve çıkıyoruz arkadaşlar. Finish deyip çıkıyoruz buradan. Gördüğünüz gibi masa üstümüze geldi arkadaşlar RSR'imiz. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar bu silinmeyen dosyamızı sağ tıklayıp silmek olacak arkadaşlar. Programımız kurulduktan sonra yapmamız gereken bizim buradaki bu silinmeyen dosyanın üzerine gelip gördüğünüz gibi programımız kendisini buradaki listeye atamış durumda. Burada üstteki RSA'yı tıklıyoruz ve bizim programımız bu dosyaya yöneldiğini göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi silmeye başladı. Hani sen silinmiyordun ya dosya, bak şimdi seni nasıl buradan yok edeceğiz. Dosyasını gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayarımızdan attı, nüsibet gibi burada kaç gündür duruyordu. Sağ olsun abonelerimizin sayesinde ben de bu dosyadan bu arada kurtarmış oldum. Arkadaşlar işte böyle bir iki sorun geldiği zaman bu dosya bende vardı birkaç gündür.
sizden gelen işte sorular beni bu tür şeylere de yönlendiriyor. Bana da faydası oluyor, size de faydası oluyor. Bu şekilde sorunları birlikte çözmeye çalışıyoruz. Ne güzel arkadaşlar. Boş boş işler yapmaktansa bu tarz işlere kafa yormak her zaman iyidir. Keşke benim biraz daha bilgim olsaydı, üniversite okumuş olsaydım, yazılım okumuş olsaydım da şu RSR programını Necdet diye ben kendim yapsaydım da sizin karşınıza öyle çıksaydım. Her neyse, bir daha dünyaya gelirsem yazılımcı olacağım arkadaşlar. Buradan, İzmir'den, net bilgisayardan değil, evden. Herkese şu anda gece saat 1.30. İyi geceler, Allah rahatlık versin. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.